Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere köklü sayılarla ilgili biraz da zorlayıcı tarzda sorular çözmek istiyorum. Dikkatli şekilde dinlemenize fayda var. Bu diğer e, videolar gibi değil. Biraz daha belki zorlayabilir. O yüzden dikkatli şekilde dinlemekte fayda var. Şimdi sevgili arkadaşlar burada x değerinin bize kaç olduğu sorulmuş. Öncelik olarak 8 parantezine alınacağını görelim. Küp kök içerisinde 8 parantezine aldığımız zaman burası 1 2x şeklinde yazıldı. Eksi küp kök içerisinde burayı değiştirmiyorum şimdilik 2x eksi 1 eşittir 9 devam 8 küp kök dışına 2 olarak çıkacaktır 2 çarpı küp kök içerisinde 1 eksi 2x eksi küp kök içerisinde 2x eksi 1 eşittir 9. Şimdi buradaki kök içerisindeki ifade 1 eksi 2x. Buradaki 2x eksi 1. Bunlar birbirlerine zıttı. E, kök derecesi tek olduğu zaman bir 2x eksi 1 yer değiştirdiğimde 1 eksi 2x yaptığım zaman başına bir eksi gelecek. Bu eksiyi de kök dışına atıyorum ve dolayısıyla şöyle küp kök içerisinde 1 eksi 2x bu eksi burayı artı yapacaktır. Küp kök içerisinde 2x eksi 1'i 1 eksi 2x yaptım. Bakın yer değiştirdiğim zaman gelen eksi kök derecesi tek olduğu için dışarı atabiliyorum ve burayı artı yapmış oldu. Eşittir 9. 2 tane küp kök içerisinde 1-2x burada var. Bir tane de burada var. 3 tane küp kök içerisinde 1-2x eşittir 9'a. 3'te 9'u sadeleştirdim. Küp kök içerisinde 1-2x eşittir diyoruz 3'e. Her iki tarafın küpünü alıp kök dışına çıkarttığımız zaman... ...kök içerisindeki ifademizden kurtardığımız zaman 1-2x eşittir. Küpünü aldığım zaman her iki tarafın 27 olmuş oldu. Eksi 2x'i karşı tarafa alıyorum. Artı 2x şeklinde. Eksi 27'yi de bu tarafa alıyorum. Eksi olarak geçmiş oldu. Eksi 26 oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x değerini sevgili arkadaşlar eksi 13 olarak elde ediyoruz. Bu sorumuz böyleydi. Bir sıralama sorusu köklü sayılarla ilgili. Şimdi karekök 11, karekök 19 toplama a'yı vermiş. Aynı şekilde b ve c değerleri de verilmiş bize. Buna göre abc sıralanışı soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat edersek kök içindeki sayıları kök yokken topladığımız zaman hepsinin aynı sayı verdiğini görelim. 11 artı 19'un 30 yaptığını, 13 artı 17'in 30 yaptığını, 8 artı 22'nin 30 yaptığını görebiliriz. Peki sıralaması nasıl yapacağız? E, buradaki sayılarımız kök dışına çıkabilen sayılar değil. E, yaklaşık değerlerini de e, bilmiyoruz. E, bu durumda yapacağımız olay kare alarak... Ee, sorumuzun çözümünü bu elde etmek. Şimdi karesini alıyorum. Karesini alıyorum. Aynı şekilde bunun da karesini alacağım. Kendi büyük olanın karesi de büyük olacaktır. Dolayısıyla a kare eşittir. Birincinin karesi 11. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İki çarpı kök içerisinde 11 çarpı 19. Artı ikincinin karesi 19. B kareyi de aynı şekilde yazalım. 13 artı 2 çarpı kök içerisinde 13 çarpı 17 artı kare kök 17'nin karesi 17 oldu. C'nin karesini de bulalım. Birincinin karesinden 8 geldi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından 2 çarpı kök içerisinde 8 çarpı 22 oldu. Artı karekök kök 22'nin karesinden yani ikincinin karesinden 22 geldi. A'nın eşitini yazalım. 11 artı 19'dan 30 artı 2 çarpı. Çarpmıyorum burayı bilerek. Biraz sonra güzel bir şey söyleyeceğim temel kavramlardan. 13 artı 17'den 30 yaptı. 2 çarpı 13 çarpı 17 30 artı 2 çarpı kök içerisinde 8 çarpı 22. Şimdi dikkat edersek hepsinde bir artı 30'u var. E, hepsinde e, 2 çarpısı var. Hepsi yine kök içerisinde. O zaman bunların sıralanışı kök içerisindeki sayıların farkından kaynaklanmış olacaktır. Peki hala kök içerisindeki sıraların farkını, farkını nasıl kullanacağız? Şimdi kök içindeki sayıların toplamları aynı dikkat ederseniz. E, temel kavramlardan biz biliyoruz ki toplamları aynı olan sayıların e, çarpımlar ne zaman daha büyük oluyordu? E, sayılar birbirlerine yakınken. Dolayısıyla 11-19'un toplamı da 30, 13-17'nin toplamı da 30, 8 çarpı 22'nin 8'e 22'nin toplamı da 30. E, bunlardan birbirlerine en yakın olan da hangisidir? Evet. 13 ile 17 değil mi? Daha yakındır. Dolayısıyla B daha büyük olacaktır. Sonra A gelecektir. 11 ile 19, ve birbirlerine en uzak olan da 8'e 22 olduğu için de C en küçük olacaktır şeklinde söylüyoruz. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız BAC olarak elde ettik. Daha önceki videolarımızda bu tarz bir soru yine çözmüştük hatırlarsanız. Şimdi kök içerisindeki ifadelerimizin aynı olduklarını dolayısıyla bunların eşlenik olduklarını görüyoruz. Hatırlarsanız şu kalıp bilgiyi söylemiştim. Diğer videoları eğer izlediysek eşlenik durumları gördüysek aklımıza gelecek olan ilk şey bunları çarpmak olsun. Şimdi bu işlemin sonucuna şuraya A diyorum ve bunları arkadaşlar çarpıyorum. Eşlenikler çarpıldığı zaman ne oluyordu? A kare eksi B kare. Hani hatırlayalım. Şuraya ben bir kez daha yazayım. A eksi B ile A artı B'ye bunlara eşlenik diyoruz. A eksi A'lar B'ler aynı. Aradaki işaret sadece farklı eksi artı. Bu durumda bu ifadenin eşiti a kare eksi b kare olmuş oluyordu. Buna ne diyorduk? 2 kare farkı demiş oluyorduk. E şimdi buradaki sorumuzu da o şekilde çözelim. E burada birincinin karesi yani x kare artı 5'in kare kökünün karesi eksi x kare eksi 3'ün kare kökünün karesi eşittir 2 çarpı a. Şuradaki kare ile kare kökümüz gitti. x kare artı 5 oldu. Kare kare kök gitti x kare eksi 3 oldu. Yalnız burada dikkat. Burada bir parantezimiz olduğu için karekök aynı zamanda bir parantez anlamına da gelecektir. Eğer böyle yazarsam yanlış olacaktır. Ne yapayım? Şurayı mutla e, paranteze almış olayım. 2 çarpı a. x kare artı 5 parantezi açıyorum. Eksi x kare artı 3 eşittir. 2 çarpı a. x kareler sadeleşti. 5 artı 3 8 eşittir. 2a olmuş oldu. Buradan a değerimi sevgili arkadaşlar kaç olarak bulduk? 4 olarak e, bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, bu tarz bir soru da daha önce çözmüştük. Şimdi e, burada şöyle bir pratik bir işlem yapıyoruz. Ondalık olan kısmı görmüyorum. 25 dışarı kaç olarak çıkar diyorum? 5. Virgülden sonra kaç tane rakam var? 2 tane var. Karekökte 2 olduğu için 2'yi 2'ye bölüyorum. Bu 2 virgülden sonraki sayı miktarı. Bu 2 ise kök derecesi. 2'yi 2'ye böldüğüm zaman 1. Bu 1'in anlamı ne? Virgülden sonra kök dışına çıktıktan sonra bir tane rakam olacak. O da 5'in kendisidir. Dolayısıyla burası 0 onda 5 olmuş oldu. Artı. Buraya da benzer mantıkla bakın söyleyeceğim. Virgül, 25 dışarı kaç olarak çıktı dedim yine? 5. Virgülden sonra kaç tane rakam var? 4. 4'ü 2'ye bölüyorum. Niye 2'ye bölüyorduk? Kök derecesi 2 olduğu için. Neden 4'ü bölüyoruz? Virgülden sonra 4 tane rakam olduğu için. 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2 yaptı. Virgülden sonra 2 rakam olacak. Yani buraya bir 0 koyuyorum. Ve virgülden sonra 2 tane olmasını sağlattırıyorum. Artı benzer mantıkla 25 dışarı 5 olarak çıktı. Virgülden sonra 6 tane rakam var. Dolayısıyla 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 yaptı. Virgülden sonra 3 tane olması için 0 virgül binde 5 olacak şekilde bunu da yazdık. Toplamdan aldığım zaman da 0 virgül 555 şeklinde elde ediyoruz. Bu sorumuzun çözümü de bu şekilde elde ettik. Evet burada da özel kökle ilgili bir durum var. Özel kökü isterseniz bir önce bir hatırlayalım. Evet, özel kök hatırlayacak olursak bakın şöyleydi. Kök içerisinde a artı 2 karekök b dedik. Buradaki karekök, buradaki karekök arada artı da olabilir, eksi de olabilir. Yalnız buradaki 2 olmak zorunda. B'yi öyle iki sayının çarpımı şeklinde ayıracağız ki toplamları da a'yı verecek. Eğer bu şekilde çarpımları b'yi veren, toplamları da a'yı veren iki sayı varsa bunu kök m artı kök n olarak yazabiliyorduk. Arada eksi varsa önce büyü yazmak şartıyla kök m eksi kök n olarak yazabiliyorduk. Buna özel kök diyorduk arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım tekrar. Şimdi sorumuza dikkat ederseniz e, kare kök var. Kare kök var e, ama başında 2 yok. Burada da başında 2 yok. Bu durumda ne yapıyoruz? Şunu yapacağız. Bunun altında yalancı payda 1 vardır. Bunun altında yalancı payda 1 vardır. 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletirsek kök içerisinde burası 8 olacaktır. Burası 2 kök 15 olacak. Bu da bölü 2 olacak. Aynı şekilde bunu da 2 ile genişlettiğim zaman 8 eksi 2 kök 15 bölü 2 şeklinde yazdık. He, oradaki 2 yoktu. O 2'yi elde etmiş olduk. Şimdi soruyorum sizlere çarpımları 15 olan toplamları da 8 olan sayılar değil mi? 5'e 3. Tebrikler. Dolayısıyla ne yapacağız bunu? Az önceki kök M artı kök N ifadesinden hatırlayacağımız üzere... karekök 5 artı kare kök 3 bölü. Şimdi burası da önemli. 2 mi yazacağım? Karekök kök 2 mi yazacağım? Bu işlemi kök içerisinde yazdığımız için... karekök 2 diyoruz. Benzer mantıkla burası da karekök 5. Arada eksi olduğu için karekök 3... ...bölü kare kök 2 oldu. Bu da eşit. Kök derece payları aynı. Paylar aynı olduğu için... Ortak paydada işlem yaparsam kök 5 artı kök 3'ü yazdım. Bu eksi bunun üzerine dağıldı. Eksi kök 5 artı kök 3 bölü kök 2. E buradaki karekök kök 5'ler gitti. Bu da eşittir diyoruz. 2 tane karekök kök 3'ümüz oldu. Bölü kare 2. Kök 2 iki. ile genişleteceğiz. Genişletirsek 2 çarpı kök 3 ile kök 2 çarpıldı. 6 bölü kök ile de kökü çarpıldığı zaman 2 olmuş oldu. Bu ikiler de gitti ve cevabımızı kök altı olarak elde ettik. Şimdi sevgili arkadaşlar basit bir soru gibi rasyonel sayılar köklü ifade payda eşitleyerek yapabileceğimizi söylüyoruz. Doğru payda eşitleyerek bunu yapabiliriz ama. Bunu şimdi farklı bir şekilde yapalım sizlere. Çünkü paydası bazen eşitlendiği zaman çok daha karmaşık ifadeler gelebilir ki bu tip soruların genel mantığını biraz sonraki yapacağımız yöntemle görmeniz lazım. Şimdi ne yapıyorum? bunlardan iki tanesi bir sayının karesi şeklinde verilecektir. Böyle üç tane terim olduğu zaman görelim. 1 bölü 16 bir şeyin karesi midir? Evet diyoruz. 1 bölü 4'ün karesi. E, peki hala 16 bölü 25 bir şeyin karesi midir? Evet o da 4 bölü 5'in karesi olduğunu söylemiş oluyoruz. O zaman şunu soracağız. İki tanesini elde ettik. 2 bölü 5 artık herhangi bir şeyin karesi olmadığını gördük. E, üçüncü olarak, üçüncü adım olarak şunu yapacağız. Bu iki tanesi yani 1 bölü 4 ile 4 bölü 5 acaba çarpıldığı zaman ve iki katı alındığında 2 bölü 5'i verir mi? Şeklinde sorusunu soracağız. Bakalım ayrı bir yerde onu yazıyorum. 1 bölü 4 ile 4 bölü 5'i çarpıp bir de bunu iki katına alırsam Gerçekten bize 2 bölü 5'i veriyor mu? A veriyormuş. O zaman ne diyeceğiz? Bu ifademiz 1 bölü 4. Arada 2 bölü 5'in başındaki artı olduğu için artı. Eğer 2 bölü 5'in başındaki eksi olsaydı buraya eksi yapacaktım. Parantez karesinin kare kökü diyoruz. E buradaki kare ile kare kök gitti. Ve 1 bölü 4 artı 4 bölü 5 bizim cevabımız. Payda eşitlersem 5 ile çarpıyorum. 4 ile çarpıyorum. 5 kere 1 5. Artı 4 kere 4 16 bölü. 4 kere 5 paydamız 20. Bu da eşittir. 5 ile 16'yı topladım. 21 bölü 20 olarak elde ettik. Gerçekten burada payda işleyerek yaparsak sonucu yine 21 bölü 20 olarak elde ederiz. Evet bir sıralama sorusu daha arkadaşlar. Şimdi bunu az önceki gibi yapamayacağız. Yani az önceki soruda hatırlarsanız o köklü ifadelerin içerisindeki sayıları topladığımız zaman birbirleriyle aynı oluyordu. Kare alarak yapmıştık bir de şöyle bir ifade kurmuştum. Yaklaşık değerlerini biliyor olsaydık daha farklı şekilde yaparız demiştik. Bakın burada yaklaşık değerlerini bildiğimiz sayılar ya da bilmemiz gereken diyeyim sayılar var. burada örneğin karekök 2'nin yaklaşık değerinin sevgili arkadaşlar 1,4 olduğunu bilmemiz lazım. Karekök 3 sayısının da yaklaşık değerinin 1,7 olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu durumda yerine yazarsam x sayısının bu durumda yaklaşık değeri 1,4 artı 1. Bu da ne yapmış oldu? 2,4'ün karekökü oldu. Burada y yeri kare 3 yerine de 1,7 yazarsak 1,7'den 1 çıkarttığımız zaman da o da 0 7 olmuş oldu. Z de eşittir. 1,4 ile 1,1'i toplarsak o da 3,1 olacaktır diye söylüyor. Dolayısıyla bunlardan en büyük kök en büyük olandır. Dolayısıyla en büyük olan z sonra x en küçük olacak şekilde y olacaktır diyoruz. Evet bir denklem çözme sorusu. Eşittir sıfırmış. Aradaki eksi olan ifadeyi önce karşı tarafa atıyorum arkadaşlar burada. Karekök içerisinde küp kök o da 3a artı 4 eşittir küp kök içerisinde a çarpı karekök a. Her iki tarafın arkadaşlar burada küpünü aldığımız zaman her iki tarafın küpünü aldığımız zaman şu dıştaki küp köklerimiz gidecek ve içi pardon iç şu dışarı küp köklerimiz geçecek. İstediğimizi sadeleştirebiliriz. Burada bu kare kök bu küp kök olduğu için küp kök yollarını sadeleştirdik. Yanlış yeri çizmiş oldum. 3a artı 4'ün kare kök kaldı. Bir daha söylersem bir kare kök vardı bir küp kök vardı. Her iki tarafın küpünü aldığımız için küp kök olan gitti kare kök olan kaldı. 3a artı 4'ün kare kökü çarpı buradaki küp kök gitti. a çarpı kare kök a ifadesi oldu. 3A artı 4 yine aynen kalsın. Bu A nasıl içerideki A kare dışarı A olarak çıkıyorsa içerideki dışarıdaki A da içeriği A kare olarak aldığım zaman A kare ile içerideki A çarpıldı. A küp oldu. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman bu sefer de kare kökler gidecektir. 3A artı 4 eşittir. A küp oldu. Arkadaşlar şurada özür dileyerek şuradaki A değil de sayımız şuradaki 3 olacaktı. Biraz düzeltme yapacağım beraber. Şurası şöyle 3. Şurası şöyle 3. Şurası şöyle 3. Bu 3 dışarı 9 olarak girdi. Hani A diş içeri akar olarak girdiğini söylemiştik. Şuradaki 3 nasıl A içeri akar olarak girmişti. 3 içeri 9 olarak girecek. Dolayısıyla şurası A küp değil de 9 A olmuş olacak. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman burası da yine 9 A olmuş oldu. 3a'yı bu tarafa aldım. 6a eşittir 4 kaldı. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüz zaman 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olarak sevgili arkadaşlar elde ettiğimizi söylüyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.